Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda, hükümet konağının arkasında, Ünye'nin tarihi ve turistik yerlerinden biri, Ünye'nin tarihi binası restore edilerek şimdi ekranlarınızda göreceğiniz gibi bu hale geldi. Bu konuda, bu tarihi bina ile ilgili olarak işletmecilerden bizim de eski meslektaşımız televizyoncu, iş insanı Ahmet Yeşilyurt'la beraberiz. Ahmet Yeşilyurt bize buradaki çalışmalar hakkında önce kendini tanıtarak bilgi verecek. Sizi tanıyalım evet. Sayın Yeşilyurt. Hoş geldiniz diyeyim ilk önce. Canım, Ahmet Çağlar Yeşilyurt. Evet Çağlar. Ünye'de ticaretle uğraşıyoruz. Burası 2014 yılında biz kendi bünyemize kattık burayı. Güzel. Ve ondan sonra restorasyonuyla ilgili çalışma başlattık. Yaklaşık bir 5-6 sene sürdü. Ünye'nin Cumhuriyet Meydanı'na mal olmuş böyle bir yer atıl bir vaziyette duruyordu. Doğru. Biz de bunu yeniden canlandırmak istedik. Turizme ekonomiye kazandıralım dedik. Çok güzel. Ama çok emek verdik. Verdiniz. Gerçekten çok ince eleyip sık dokunan bir iş. Yeni binayı yapmak çok daha kolay. Ama restorasyonu yapmak çok zor. Tabii bunun anıtlar kurulu aslına uygun şekilde burası birinci derecede bir sit alanı, tarihi eser. Kitabemiz daha asmadık, kitabemiz de var. Fetvahane veya kütüphane olarak kullanılmış burası. Burası yıllar önce fetvahane veya kütüphane olarak kullanılmış. Biz de bu eseri, Ünye'nin göbeğindeki bu mekanı yeniden kazanalım istedik. Yeniden güzelleştirelim. Ünye'nin ne kadar bizim mülkümüz de olsa burası, Ünye'ye mal olmuş bir yeri yeniden güzelleştirelim istedik. Bununla ilgili uğraştık, çabaladık ve böyle bir eseri ortaya yeniden çıkartmaya çalıştık. 6 yıl sonunda yaklaşık önümüzdeki hafta yerli yabancı tüm konukların hizmetine açacaksınız. Evet. Bu konuda gerek açılışla ilgili, gerekse tarihi binanızla ilgili bilgiler. Proje olarak şöyle, burası giriş bölümü ve bahçe bölümünü kurumsal bir kahve dünyası Espresso Lab'ın franchising anlaşmasını yaparak burayı kafe olarak hizmete açmayı düşünüyoruz. Bahçe ve giriş bölümünü. Üst iki katını da butik otel olarak hizmete sunmak istiyoruz. Kaç odanız var? Yaklaşık bir 15-20 yatak kapasitemiz var. Özenle ve titizlikle bir çalışmayla hazırlanıyor şu anda. Tek tek taşına varıncaya kadar genelde Ünye taşını kullanarak güzel bir eser ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Sayın Yeşilyurt, pandemiyle beraber başlayan ekonomik sıkıntı has safhada. Evet. Şu aşamada böyle büyük bir yatırımı maddi hesabını göze alarak adım attınız. Beklentileriniz. Şöyle işin aslı şu. Biz atıl durumdaki bu yeri en azından bir dış cephe ve çatı onarım diye girdik. Evet. Ama gelişe gelişe nihayetinde bu aşamaya geldik. Yani gerçekten ekonomik olarak zor bu işi altından kalkmak. Hem maddi hem manevi olarak da zor. Ama şükürler olsun, Allah da yardım etti. Bir şekilde bu aşamaya getirdik. Kutluyoruz. Bir de açılışa istinaden birkaç cümle ederseniz seviniriz. Şimdi şöyle, yaklaşık bir hafta içerisinde
kafemiz, Espresso Lab kafemiz, burada hizmete sunulmuş olacak. Tam kesin bir tarih veremiyorum ama yani en kısa zamanda hizmeti açmış olacağız. Bugün ayın 4'ü. Yani 10'u gibi falan. 10 gibi. 10'un gibi, ayın 10'u gibi falan bir duyuracağız. Hizmete başlamış olacağız. Ünyemize, ülkemize dolayısıyla medeni cesaret gösterip bu eski tarihi binayı alıp bu hale getiren size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.